demin anlattığı gibi biri var. Buyurun. Alfamız kendini şöyle baktım diye bekliyordum ama neyse ben zor mutluyum. Ben bir selam, aynen ben de selam edeyim. Merhaba. Salın insanlar böyle yapıyormuş. Merhaba, ben Çevego deyip elimi uzatıyorum. Ben Chips, Philip Chips. Chips. Vidal Scott. Fakir Hakir ama. Bundan sonra adını unutmak için bahanem var. Adam kendi adını hatırlamıyor. Aynen. Bunları ben de unutamıyorum. Kimse bana kızamaz. Siz de nasıl gözüktüğünüzü çok hızlı özetlerseniz. Adamın oyun dışında özetledi. Ha okey. Şey yaparak. Aynen. Tamam. Hani vakit yemeyelim burada dedim. Çok tamam. Böyle şey 23 Nisan farklı etnislilerin toplantısı. Kankam politikli korrekt olmamız lazım. Yıl olmuş 2020 yani. Yani hala gay karakterimiz yok. Yeterince politikli korrekt değiliz. Yani. Eğer Chips'in bu konuda farklı seçimleri yoksa. Black boşunuz da yok da neyse. Yani yeterince siyahım ben. Evet. Ben adam İrlanda'dan geldim. Yani adam orada İrlanda. İrlandalımız de redhead bile değil öyle düşün yani. Ya Afro Amerikanımız yoksa dersen haklısın da. Redhead de yapmayayım dedim yani. Zaten hızlıca zenci yaparlar seni, o yüzden sıkıntı yok. Burada da bir çıra da görmüş olduk. Bir şey değil, her yerde böyle abi. Nedense böyle yani. Netflix edişin işte. Evet. Do some roleplay. Scottish, evet. Zenci ve Cyclops olabilirdi. Bunu kaçırmış olduk. Chips. Sen ne yaparsın? Buradaki Akira mesela Sakes'ini çok sever. Chevego biraz meraklıdır. Ben benim önüne bir şeyler atarsın parçalarım. Basit bir alfayım. Ya birazcık karakterimin doğasından mı diye dersiniz, nasıl dersiniz bilmiyorum ama ben genelde kavgaların tarafından konuşarak dolaşmayı tercih eden bir insanım. Şu sıralar pek konuşarak dolaşacağımız yerlerde dolanmıyoruz ama olsun. Aslında son bundan önceki session boyunca sürekli konuşarak dolaşmanız gereken yerlerde dolandınız ama. İşte bir öncekinde değildik. Yani, Murat yardımını dokunabilir. Neyse sen ulu bir kurt adamsın. En kötü bir şeyler yaparsın ya. İyi yüzer misin? Yüzerim. Güzel. Peki. Çünkü bir tekne gezisine çıkıyoruz bu akşam. Güzel bir karşılama olabilir benim. Tekne kullanmayı biliyor musun? İrlanda drive sayılabilir bu arada teknik olarak. Drive alırken tekne kullanmak için alıyorum demiyorsa ama sayılmıyor. Ama Jack of all trades'im olduğu için deneyebilirim. Hem İrlandalı. Hem İrlandalıyım. Ya şey, yani, önümüze verdiği adam yeterince iyi değilse ikinci biri olsun diye. Adam diyecek zaten diye şey yapmıştım ama. Hayır ama yani, ikinci biri de olsun. Artık plan yapıyorum. İyi bir alfayım. İyi bir alfa olduğumu söyleyeyim. Özgüvensizliğimi şey yapmaz gerekiyordu arkadaşlar, desteklememiz. Abi daha giriyorsa da siz olun. Yok yok canım ama dalga geçme fırsatı gel. Ya bile dayı troll diyebiliyorken bile dayı trollersin abi. O zaten tabii. Orada gözlerini benim şey diyor. Olayı ne kadar belli oluyor? O kadar hakim olmadığından sorayım. Pekin member olup olmadığım abi olayı. Hemen olan bir şey değil. Aynen. O. O şöyle belli olacak. Bir noktada bir spiritin kutsamasını hissedeceksin. Tamam. O senin peke dahil olmanı, pekin toteminin seni kabul etmesi anlamına geliyor. O noktadan sonra çünkü benim körsüm var. Evet. Ama yani bizim totem spiritimiz biraz bal porsu. Çok affeden bir abimiz değil kendisi. Dövdüğünüz sürece sıkıntı yok. Ben dayak yemenizden korkuyorum. Yok şöyle, kendisi böyle çok güzel... Umarım kaçmakla ilgili bir sıkıntın yoktur. Hayır. Yok yani kaçmakla ilgili bir sıkıntın yoktur derken biz kaçmayı düşünmüyorsundur herhalde. Hani doğal olarak bir dezavantajım var. Yeterince yaklaştığımızda bunu fark etmeye başlayacaksınız. Benim sürümün üyeleri zarar gördüğünde ben de zarar görüyorum. Tam bir alfa özelliğiymiş. Dedim şöyle bir. Pardon burada bana laf mı geldi? Ne bileyim adam. Alfa kurttan alfa erkeğe dönüşmeye başladım. Düzgün noktaya geri dönelim. Değil mi? Orada lopus yavaşça homil oluyor. Değil mi? Şöyle bir sss. O zaman gidelim. Bu arada biraz ben sana neyle uğraştığımızı anlatayım. Yani iyi olabilir. Birkaç şey dinledim. Yangınlar, kaçırılan çocuklar gibi ama... Rol bahsetmedim neler yaptığımızdan sana. Çok ayrıntılı bahsetmedi. Siz daha iyi bahsedersiniz diye size gönderdi. Zaten haydatımızın yerini de bilmediği için burada bekledim.
Uroya botanik bahçesini izledik bu arada. Dedin de oranın hideout'un, yani orası senin bölgen. Hani nereye, botanik bahçesi küçük bir yer değil ya. Evet, okey, tamam. Legit bir şey. Zaman şöyle, mesela... çocukların nerede olduğunu bulduk. Ama biraz hazırlık yapmamız gerekiyor orası için. O hazırlığı yaparken de şu yangınlarla ilgili bir yer daha var, bir lokasyon daha var. Oraya bakalım dedik. Denizden. Şimdi oraya gideceğiz. Denizin ortasında bir yerde. Bu arada iki lokasyon daha var. Dört yer miydi? Yok, üç yerdi. Üç. Ben sonradan size iki tane yetimhaneyi söyledim. Siz üçüncüye de, yani biri hurdalık, biri Staten Island'da bir koruluk, bir de Queens açıklarında deniz. Tamam. Denizde böyle garip ya, yani tam yangın değil ama benzer bir olay yaşanıyor. Sonrasında iki tane de yetimhane var. Tamam. Staten Island'da koruluğa da bakmalısınız. Yetimhanede yanıp yanıp duruyor mu diğerleri gibi? Okay. Ya bu arada şey yapabiliriz, yani burayı hızlı halledersek koruluk veya yetimhaneye de gidebiliriz. Tamam gidelim hadi. O zaman hızlıca yola çıkalım. Araç kullanmayı biliyor musun? Hemen Uber'e aramaya başladım. Hatta araban var mı? Arabanız var mı? Ben bizim arabamız. Şehre yeni geldim. Yok. Şey, resource'un var mı? Resource'un var. Araba kiralayabilirdim ama arabam yok. Ya. Kiralamışsındır bir gündür şehirde tabii. Geziyorsun ya. Arabam var, bırakabilirim. Kiralık biraz sıkıntı çıkartabilir. Hop, hoş geldin. Gel gel ya. Abi Uber'den indirim alacaktık. 20 mil kaldıydım. Ben de öyle, siz benzin parasını birazcık destek attığınız sürece hiç bir problem yok. Şuradan kitap ben alacağım, bir şey var. Ama kiralık arabalar birazcık problem çıkartabiliyor. Bir aşamada kendime bir araba... Bana da araba kullanmayı öğretir misin? Bu arada bugün içerisinde araba almış da olabilirsin kendine. O kadar, 2.300 arasında bunu yapabilirsin. Q'dan gelen tüm background dotlarımızı resource'a vermiş olsak ve para sahip bir... Q'dan gelen background dotlarınız hala da havuz, totem ve para background'ınızda duruyor. Ha güzel. Aha, daha o yüzden biraz da karakter sonradan geldiği ve biraz spesifik bir karakter yaratmak zorunda olduğu için... Araba bu. Ona mesela totem ve pool resource'a şey vermek durumunda bırakmadım onu. Ha. O zaman yollanalım. Neyi bekliyoruz? Okey. Yine şeye doğru gidiyorsunuz. Red Hook muydu oranın ismi? Ya Brooklyn'deki yani, limana. Arabaya mama. Doğru yola çıkıyor. Hı-hı. Aynen Red Hook Container Terminal'e doğru gidiyorsunuz. Burada nasıl girildiğini biliyorsunuz siz ama o bilmiyor. Şöyle, arabayı da o kullanıyor. Burası şey. Liman bölgesi, buranın şey, otopark ya, biraz dışarıda iniyoruz. Sonra tellerle çevrili birazcık daha indirme bindirme, kargo indirme bindirme falan bölümüne gidiyoruz. Orada genellikle ya kurt formuna geçip ya partial transformation yapıp uluyoruz. Hani geldik diye haber veriyoruz. Onların buraya bakan galiba adı Timber'dı diye bir gene lüks üyeleri var. O gibi bizi alıp götürüyor. Sen bu arada şu an gittiğiniz terminalde karşılaşmadın Roy'la. Yani bu bölgede seninle bir yerde buluşup konuştu ama kendi yerlerinde konuşmadın yani. Bir şey eksik anlatmadın mı? Yok. O zaman gidelim ben. İçimden şöyle bir şey düşünüyorum. Millet ne güzel bölgesinde takılıyor. İşlerini hallediyor. Biz de göçebe gibi sadece geziyoruz oradan oraya diye. İşte millet orada motoruyla oynuyor, biz iş hallediyoruz. Millet oturur, biz yaparız. Arabaya binince şöyle radyodan Irish folk müzik aramaya başlıyorum. Yüzlük alacağım abi. Şeffaf olan yüzlük. 34. Çok sıkıcı bir yermiş New York. Ama yani böyle folk müzik kanalı var ama garip bir şey çalıyor. Muhtemelen country diyorlar ismi burada. Ben o geçiyorum yani. Bulamazsam radyoyu kapatacağım. Irish Mob'un kendi kanalı yok mu ya? Irish folk çalan. Ayıp ayıp.
Sessiz sessiz gidiyor muyuz araba? Yok canım, biz bu sırada sana yaptığımız şeyleri anlatıyoruzdur. Hani sessiz sessiz gidiyoruz derken. Anlarım olmuş. Hadi spotlight'ı görmüş ki onu halletmiş olsak. Evvelden konuştum bunu yapacağım dediydim. Hile yaptım, hiçbiriniz görmediniz. Vardık mı bana? O sürekli gittiğiniz yerdesiniz şu an. Giriş, size göre giriş olan yerde. Misafir girişi. Uluyacağım ben. Dönüşüyor musun yoksa? Sadece parça transfer. Ne atıyorduk yani? Stamina sarmak. Stamina primer. Okey. 7 sar. Daha atarız. Düş 8. Ne yapar şu durum? Yani 10, 10, 8, 1. Elin zarını en ilerlantıları evet, harcayarak evet, çok güzel bir şekilde biladamadığın zarı. Ha, bu bilada zarı böyle bir şarkı. Şu adam insan halinde kafayı geri atıp uludu. Güzel uludurum ama. Ya performans yok ama iyi olur. İyi olur bu arada gerçekten. Solar check etmek için istiyorum. Ha, iyi oluyorum diye tamam. Gerçek alfanız varmış. İyi mi uladım? Uladım. Uladım. Uludum. Bir süre sonra konteynerin arasından oraya doğru gelen bir kurdu görüyorsunuz. Timber. Timber. Size baktı, sana baktı, seni bir kokladı, sonra döndü, içeri gidiyor. Takip ediyoruz. Abi burası bayağı şey, kargo gemilerinin geldiği bir liman. Roy'un Pekin'in kontrolünde burası. Genel olarak bu kısma gelen kargoları falan kontrol ediyorlar. Ama bir kısmı kinfolk, bir kısmı normal insanlar oluşan bir motosiklet çetesi de var heriflerin. Şeyleri, ceketini falan görmüştün zaten. Arkasında BID yazıyor. Büyükçe bir hangarın içine giriyorsunuz. Hangarın içine de sıra sıra konteynerler var. Onların biraz ilerledikten sonra ufak bir açıklık alan var. Orada insanlar işte motosikletler var. Bir kısım işler içiyor, muhabbet ediyor falan. İşte motosikletin belli parçalarını değiştiren tipler falan. Düşünün. Biraz garaj gibi. Sonra yine konteyner sıraları. Arkada yukarıda catwalk'un üzerine oturtulmuş büyükçe bir konteyner var. Oraya çıkan bir merdiven var. O merdivenden yukarı çıkıyorsunuz. Ofis gibi bir yer var. Timber kapının yanında kenara çekiliyor. Kapıyı gösteriyor size. Buyurun o zaman girelim. İçeridekiler var. Roy var sadece. Rex yok mu? Bugün her zaman kaynak yapmıyor. Tüh, bana motor kullanmasını öğretmesin. Nasılsın Roy? İyisin. Ne olsun? Rex yok mu? Aa, yok. Selam söyle. Okay. Tekne konusunda bize kim yardım edecek? Sizden biri? Bizim çocuklardan biri. Hemen mi çıkıyorsunuz? Yani ne kadar erken gidersek o kadar erken döneriz. Güzel. Bulalım sizin tekneciyi de. Çıkıyor. Timur yok kapıda. Aşağı iniyor. Bir herifin yanına gitti. Malcolm dedi. Gösteriyor. Whedon. Ve dostları. Şevego Hakira Chips. Malcolm size yardımcı olacak. Kaç saat süreçiniz tahminen? Yani en son benzer bir yere gittiğimizde çok garip şeylerle karşılaştık. Hani açıkçası gece yarısından önce dönmek istiyorum ama sana kesin bir şey söyleyemem. Belki Kayan'dan duymuşsundur ne gibi şeyler yaşadığımızı. Yani bu sefer bunlardan sakınmak ve hızlıca dönmek istiyorum. Keza Staten Island'a da uğramak istiyoruz ama bir şey diyemem sana. Yanımıza verdiği adam kurt mu? Aa. Normal insan. İnsan. Onu da şey yaparım. O garip şeyler olabilir. Sıkıntı çıkartmaz değil mi? Yani sana da. Yardıma ihtiyacınız var mı? Şu an yok gibi. Yani orasıyla ilgili bizim bilmediğimiz ekstra bir şey biliyor musun? Yok, hayır.
Zannetmiyorum ama ekstra adamın varsa da hayır demem. Bir de denizin ortasında olacağız. Nerede ne olacağı belli olmaz. Durdu böyle. Sonrasında Timber geliyor. Bir de ona şey diyeceğim o sırada. Hani sana zaten borçluyuz. Üstüne yük olmak istemem sana. Yani sizin yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu demek oluyor ki Malcolm'u ben riske gönderiyorum. O yüzden Malcolm'u koruması için yanına birini göndermem sizin benden istediğiniz şeyle alakalı bir durum değil. Mantıklı. Çok mantıklı. Dediğim gibi demin bunu söylemeden önce bir durdu. Sonrasında başka bir konteynerin arkasında Timber bir yanınıza geliyor yine. Timber da size gelsin. Tabii. Neydi sonra? Hala kurt formunda mı? Hep kurt formunda. Hiç insan formunda görmedik değil mi biz? Sonra Tim dedi. Bilmediğiniz bir dilde bir şeyler söyledi ona. Okey. Yola çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Gitmeden önce yapmak istediğiniz bir şey var mı? Her hazırlığımız tamam. Gidiyorum ya. Roy. Biniyoruz abi tekneye. Çok büyük bir şey değil. Hı hı. Ama sürat teknesi değil ama yavaş bir şey de değil gibi düşünün. Okay. İstanbul'da falan görmüşsünüzdür taksiler var. Ha, deniz okay. Taksileri. O tarz bir şey gibi. Tamam. Çıkıyorsunuz yola. İlk defa deniz yolculuğuna çıkan var mı aranızda? Ben İrlanda'ya çıkmışım. Yaşa burada... Şimdi ben Japonya'dan geldim de. Siz ikinizden biridir evet. Eğer olduysa. Ben şeydeyim yani... Afrika'dan buraya gelirken... Umbra'dan seyahat etmişsindir çok işte şu an onu düşünüyorum ya... Umbra'da da deniz olabiliyor. O yüzden çok düşündüm yani... Ne kadar yok, deniz... Deniz yolculuğundan kastım. Umbra'da deniz varsa da tekneye binmiyorsun ya sonuçta. Evet. Yüzüyorsun. Yani. Ben hiç tekneye binmemişimdir ya. Tamam. O zaman yüzlük alacağım sizden. Mavi yüzlük olsun. Staminanız kaç bir de onu söylerseniz. Kaç? Staminanız kaç? 4. Bir de 70 bıraktım. Staminam 2, 12 abi. Abi seni fark ettin ki deniz tutuyormuş bir miktar. Çok böyle çıkaracak, kusacak gibi değilsin ama çok rahat hissetmiyorsun kendini yani. Okey. İyi misin Şevgo? Şevgo galiba böyle dönüşüm geçiriyor. Yok şimdi daha iyi olurum diyorum. Ben bu sırada dönüşeceğim ya. Hispo'ya geçeceğim abi ben. Okey. Ben de kurta geçerim hazırlık olsun diye. Tamam. Atam var. Gerek yok. Ben bu sırada hani kendimi garip hissedince şeyde. Cloud'da Spirit'le konuşuyorum hani. Nice. Garip hissediyorum beni şey. Biraz hani. Tamam bir noktadan sonra sakinleşiyoruz. Biraz sürüyor yolculuğunuz. Okey. Ne kadar mesela? 1,5 saat falan. Okey. Bayağı bir dolanıyorsunuz şöyle öyle çünkü şey yani. Tamam. Sonrasında... Bu arada biraz yaklaşırken ben yavaştan Umre'ye bakmaya başladım. Yani şu an sol tarafınızda Queens var. Perception Occult mı atıyorduk? Hı hı. Eser. Sekiz, dokuz, dokuz. Okey. Difficulty'nin zaten iki düşük onda. Ha, yani. Abi, ilk bakmaya başladığında sıkıntı yok. Biraz daha ilerliyorsun. Yavaş yavaş rahatsız hissediyorsun kendini. Böyle umbradaki suyun rengi daha doğrusu rengi değil, tadı değişiyor gibi. Çık tam görmüyorsun istediniz. İletiyorum. Öbür tarafta suya garip bir şeyler oluyor, dikkatli ol. Gittiğimiz yerle alakalı mı duruyor? Nasıl iletiyorsun bunu? Garudin de söylüyorum. Tamam. Yani böyle böyle bir şey gör. Yani okay. Burada uluma taktiğini yapayım. Bir adamın uluma sesi var. Uluyarak konuşmuyorsun hala zaten de. Garudin yani. Biraz daha garip. Yok yani
hatırlıyor musun ya da hani en azından izleyenlere ya da diğer ilk oynayan oyuncularımıza hatırlatalım kafasındayım biraz. Ha, okey. Sen akıllı. Evet. Aykın sen saçın ama ben o zaman şey yaklaştım. Okey. Nasıl bol mu bu? Evet abi, bir noktadan sonra sen o ağzında garip bir tat var abi ve biraz artıyor bu. Bana tiyatroda aldığım tadı anımsatıyor mu? Hayır. Okey. Suyun üzerinde böyle ince bir tabaka var gibi. Normal materyal şeyde de. Materyal de. Hı-hı. Chips. 1,5 saat gidiyoruz ya biz. Hı-hı. Senin kıyafetlerin falan dönüştüğün zaman yırtılıyor mu? Yırtılıyor. Sonra yenisini alıyorum. O zaman ben de güçler yapayım. Tamam. Zırhını atmana gerek yok abi. Onu bu yaparsın. Yapacağız. Şimdi iyisini buna yap da. Sayın. İyisini alınca yaparız. Şimdi istiyorsan uğraşma. Sen yaparız. Çıkarsın kıyafetleri. Ne olacak? Burada kurt kurtayız. Bunun geri dönüşü var. Çıplak bir adam araba kullanırken. Evet bu. Yok işte. Yırtılmasın diye şu an kıyafetlerini çıkarsın ya, diyor. Balkon. Fazladan çamaşırın var mı? Ben hani şey lupus olduğum için çıplaklı şey falan çok hani takan biri olmadığım için. Çamaşır mı? İç çamaşırın dolu. Eşofmanı. Ben yapıyorum dışarı ya. Yok. Yok demeden önce sana bir garip baktı ama yani. Yeni geldi. Şöyle ben dokundum eşyalara. Yaptım ritüeli gerçekleştim. Tamam. İç çamaşırı? Ona gerek yok ya. Şık olma sonra. Yırtılır canım zaten. Hayır. Tamam, geri dönüştükten sonra pantolon arada bir şey yok ki. Şık olma sonra diyorum. Islak bir de. Evet. Evet böyle. Suyun üzerinde ince yağımsı bir tabaka var. Umra'da. O dediğim gibi rengi farklı gözükmeye başladı ve ağzındaki tat giderek artıyor. Ben şöyle bir teknenin kenarına derinliklere bakıyorum. Ya aşağıdan korap spirit falan gelir mi? Tam da bir aşağımıza bakın. Perception artist. Ben de bu sırada sensörüm atayım abi. Tamam. Şuraya atınca çok şey, ses çıkıyor tamam. Şey, 0006 3. Abi ikisi de değil baktığın zaman. Normal suda vardı yani bu değil mi? Şu an giderken gördüm. Yaklaştıkça artıyor, yoğunlaşıyor gibi. Şey. Etrafta sarkıtıp böyle. Ya senin içindeki bir şey değil böyle. Değilsiniz. Alabileceğim bir şey var mı? Bir tahta parçası. Kürşat, var. Elimi sokmak istemiyorum. 8. 19, 7, 7, 6, 6. Yani okay. Şey. Aşağıda bir karaltı var. Bu arada Elf evet. Sofrası 22 kişiyle bize hostlamış. Çok teşekkürler. Ama bir mesaj atmış, spam olarak engellenmiş. Neyse. Hemen görevini almış. Sağ olsunlar. Evet. Yıldız 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 yollamış. Neyse desteklediğin için çok sağ ol. Herkes 4 seviyor anlamıştır. Twitch yanlış anlamıştır. Sizi çok... Abi bayağı bir taint var. Gittiğiniz şey hurdalıktan var. Daha pis kokuyor burası. Muhtemelen hala bir şey var burada yani. Bir şey soracağım. Peki okay. Bu doğal bir şey mi yoksa süpernatural bir şey mi? Süpernatural. Ben hırlamaya başlıyorum bu sırada. Ben kalkatabiliyor muyum? Altta da bir şey var. Atabilirsin. Intok alt alayım. Altta da bir şey var deyince ben aşağıya bakacağım abi. Perception artık. Daha sezilerinizi yollasanız benden daha bu konuda yetkin olanlarınız. 19, 9, 8, 6. Ben attım şu sersin üzerine. Ben o yüzden hırlamaya başladım. Abi şöyle. Şimdi burada garip bir olay olmuş, onu biliyorsun. Kim yapmış, ne tarz bir şey yapmış onu bilmiyorsun. O Umbra'da bir şeyi gördüğünü söyledi. Nasıl ama bilmiyorsun. Sen bu arada şey de yani sezdiniz. Arada bir teknenin altından bir karaltı geçti. Söyledim balık gibi bir şey. O Umbra'da gördüğüm o zaman. Yani aklına gelen bir şey var ama onun corruption'la ne alakası var bir fikrin yok. Ne gibi yok mu? Yok yani. World Shark'lar var abi. Ama bu kadar tainted algılanıyorsa o olmaya da bilir. Bu arada bir şey soracağım. Ben aşağıya bakıyorum dedim ya. 3, 9, 1, 7, 1, 6. Abi, bir noktada altınızdan bir karaltı geçti sonra onun aşağı doğru indiğini falan görüyorsun. Sizi takip ediyor gibi. Rorschach'lar var ama
Rokya. Bu konuyla ne kadar alakası var bilmiyorum. Burası kirli, virmi hissedebiliyorum diyorum ben de. Bu arada ben pencereyi hemen keskinleştirdim. Hemen. Rey şarjın mı? O galiba bunu stüdyip buna sardım. Bir rey şarjıp bir tur alıyor. Tamam. O zaman bunu simi geri alıyorum. Rey'imi harcıyorum. Bu aşağıda bizi takip eden bir harcıyor. Bu kadar rey'cin şey yok. Ha, bu arada bir şey canım. Söyledin mi? Ayı falan görmüşsündür yani. Ha, bu arada şu an yani ben rey'cimi silerim de rey'cimiz ne durumdaydı? Arada ayı mayı gördük mü? Geçen gece gördünüz. Bir onun şeyini atayım. Bu gece gördük mü acaba? En son gördüğünüzde, yani geçen geceden gideyim. Bugün de gün battı. Oradan dolmuştur abi. Rejilerimiz. Bir bir power'da geri kazanabilirsiniz. Hemen kazanayım. Sesi çok az. Hiçbir şey duyulmuyor neredeyse demiş. Kimin sesi az ona göre daha yüksek konuşalım ya da mikrofonları yaklaştıralım biz. Ya biz yeterli yaklaştık. Neyse buraya ben bir çözüm bulacağım ya. Şey alacağım. Ayakta şey alıp önümüze koyacağız. Evet, ne yapıyorsunuz? Biraz da şöyle biz gelelim. Ne görüyoruz abi? Ayrıldı oyundan. Yani bu aralar yok. Abi, suyun içinde bir karaltı var. Bizi takip ediyor bu. Bu sadece şey, fizikselde mi görünüyor? Adam Umbra'da. Fizikselde de var, Umbra'da da var. Okay. Umbra'da daha seçiliyor ne oldu? Yok. Çünkü dediğim gibi suyun rengi de bir garip. Şimdi bir şey soracağım oyun dışı. Suyu da teknede gidiyoruz ya mesela bir araçla gidiyoruz. Umraya geçtik ne oluyor? Geçemiyorsunuz o şekilde. Ya, sabit kalmamız gerekiyor yani. Hı-hı. Yani siz geçebiliyorsunuz, siz Umra'da oluyorsunuz da araç olmadığı için çıkarken Umra'da suyun ortasında kalmış oluyorsunuz yani. Peki düşüyor muyuz yoksa suyun üstünde yürüyebiliyoruz mu falan Umra'da? Düşüyorsun. Direkt yüzmeye başlıyorsun. Ben hemen geliyorum. Siz ne yapacağınıza bir karar verin. Hadi bir ara verelim. Biz de. Ondan sonra geliyoruz. Ayrılmayın. Kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra buradayız. Sonra öleceğiz. Evet. Oğlum suda nasıl savaşacağız biz ya?